Ülkesini terk eden Ukraynalı mültecilerin sayısı 2 milyonu aşarken Cumhurbaşkanı Erdoğan batılı ülkelerin duyarsızlığına tepki gösterdi. Böyle bir tablo vicdansızlıktır dedi. AK Parti meclis grubuna seslenen Erdoğan savaşın ekonomiye etkilerini değerlendirdi. Muhalefete de yüklendi. Ağlayan annesinin gözyaşlarını yalayan bir çocuk. Babasının kaskını yumruklayan bir yavru. Bu vicdansızlık. Nerede bu dünyada gücü elinde bulundurduğunu söyleyen ülkeler? Sadece bol bol nasihat çekiyorlar. Savaşın kazananı olmaz dedi. Ukrayna'daki insani drama sessiz kalan Batı'ya yine en üst perdeden gösterdi tepki. Rusya'ya yönelik ambargoları da eleştirdi. Ukrayna'nın sahipsiz bırakılması gibi Rus halkına, Rus edebiyatına cadı avını andıran uygulamaları da kabul etmiyoruz. Hale bak. Almanya'da Filarmoni Orkestrası'nın şefi Putin'in arkadaşı diye görevine son veriyorum. Ha böyle saçmalık olur mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında kürsüdeydi. Rusya ile Ukrayna'yı barışçı çözüme davet etti. Bir kez daha Türkiye'nin diplomatik çabalarını anlattı. Her ne kadar içimizdeki muhalefet anlamasa da Türkiye'nin her iki tarafla konuşabilen anahtar ülke konumu tüm dünyada büyük takdir topluyor. İnşallah diplomasi trafiğimizi 2. Antalya diplomasi formunda da sürdüreceğiz. Enflasyona getirdi sözü. Savaşın sadece Türkiye'yi değil, dünya ekonomisini etkilediğini söyledi. Gereken adımlar atılıyor dedi. Dün patates soğan üzerinden, bugün yağ üzerinden ülkenin başına kara bulutlar toplamaya çalışanlar yine bunlar. Vatandaşlarımız lehine yapılabilecek ne varsa hayata geçireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. 28 Şubat İttifakı diyerek muhalefetin parlamenter sisteme dönüş çalışmasını eleştiren Erdoğan teşkilatına seçim için şimdiden çalışmaları talimatını da verdi. Güya bu ittifakla seçimi kazanarak bölgemizi krizlerden kurtarıp çiçek böcek diyarı haline getireceklermiş. Daha Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyememiş olanlar parlamentoda şu anda bir defa yeter sayınız var mı?